Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 4. sınıf Türkçe dersi birinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayım. Öncelikli olarak bir metnim var ve bu metne göre ilk 4 soruyu cevaplamam isteniyor. Evet, metnin ismi kitap sevgisi. Ben yaşlı bir adamım. Kitap okumayı çok severim. Bu sevgiyi ilkokula başladığım yıllarda kazandım. Babamın simit, şeker, oyuncak alayım diye verdiği paraları biriktirdim. Sonra da mahallemizdeki kitapçıya koşardım. Kitapçı elimdeki paraya bakar, sonra da bana kitap seçmemde yardımcı olurdu. Aldığım kitapları okuduktan sonra bir kenara fırlatmazdım. Onları biriktirirdim. Böylece bir kitaplığım olurdu. En güzel günlerim kitaplarımın arasında geçti. İnsanları sevmeyi, hayatı sevmeyi kitaplardan öğrendim. Şimdi yaşlandım. Şimdi de en mutlu anlarım kitaplarımla geçiyor. Ama kitap okumayan çocukları görünce çok üzülüyorum. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerim birinci sorumuzla başlayalım. Yaşlı adam kitap okuma sevgisini ne zaman kazanmıştır? Evet metne baktığımız zaman sevgili öğrencilerim. Bu sevgiyi ilkokula başladığım yıllarda kazandığım cevabını görürüz. Demek ki kitap okuma sevgisini ilkokula başladığı yıllarda diyorum. İlkokula başladığı yıllarda kitap okuma sevgisini kazandığını söyleyebiliriz. İkinci soru. Yaşlı adam babasının simit, şeker, oyuncak alması için verdiği paraları ne yaparmış? Tekrar metne baktığımız zaman kitapçı Evet. Aldığı kitapları şöyle babamın simit, şeker, oyuncak alayım diye verdiği paraları biriktirirdim. Sonra da mahallemizdeki kitapçıya koşardım. Evet, doğru cevabımız verdiği paralarla tabii ki kitap alırmış. Yaşlı adam kitapları okuduktan sonra ne yaparmış? Evet. Aldığım kitapları okuduktan sonra bir kenara fırlatmazdım. Onları biriktirirdim. Evet. Dolayısıyla doğru cevabımız yaşlı adam kitapları okuduktan sonra ne yaparmış? Kitapları biriktirirmiş. Son soru yaşlı adam niçin üzülüyor? Metni okuduğumuz zaman son cümlede "Şimdi yaşlandım, şimdi de en mutlu anlarım kitaplarla geçiyor ama kitap okumayan çocukları görünce çok üzülüyorum." Evet, üzülmesinin sebebi kitap okumayan çocukları gördüğü zaman. Evet. Kitap okumayan çocuklar diyelim. Kitap okumayan çocuklar yaşlı amcamızı çok üzüyor. Evet sevgili öğrencilerim 5. soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki kelimelerle ...kuralı bir cümle yazmamız isteniyor. Karşık verilmiş kelimeler. Beslemeliyiz için yaşamak sağlıklı dengeli. Evet sizi duyar gibiyim. Evet sağlıklı yaşamak için sağlıklı yaşamak için Evet, dengeli beslenmeliyiz. Bu şekilde sorumuzu cevapladıktan sonra şimdi kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazalım. Toplam 6 sözcüğümüz var. Misafir eş anlamlısı konuk, ihtiyar eş anlamlısı evet yaşlı yoksul eş anlamlısı fakir hatıra anı süratli hızlı ve siyah kara anlamına gelir eş anlamlı kelimeler zıt anlamlı kelimelerimiz yine 6 tane zıt anlamlı kelimemiz var. Karşılarına yazmamız isteniyor ucuz evet pahalı cesur korkak taze zıt anlamlısı bayat karanlık aydınlık tutsak esir ve son olarak açık kapalı zıt anlamlarını yanlarına yazıyoruz. Şimdi ise etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerde deyim olanların yanına D harfini yazacağım, olmayanların başına ise G harfini yazmam isteniyor. Polis hırsızın ağzını arıyordu. Ağzını aramak kelimemizi burada kelime bütünlüğü bizlere deyim olduğunu bizler söyleyebiliriz. Dolayısıyla ağzını aramak bu cümle içerisinde bir deyim vardır. D harfini yazıyorum. Denizde kulaç atıp yüzüyordu. Evet. Burada herhangi bir deyim var mı? kulaç atmak. Kulaç atıp yüzüyordu. Evet deyim olarak söyleyebiliriz. Güneş tam öğle vaktindeydi. Herhangi bir deyim yok. Kadınlar kapı önünde fiskos ediyorlardı. Evet. Fiskos etmek. Deyim. Trafik kazasını ucuz atlattık. Ucuz atlatmak yine deyim. Bakkal sabahtan beridir sinek avlıyordu sinek avlamak yine deyim. Gece yarısı çalan telefon sesiyle uyandı. Burada herhangi bir deyim yok. Masadaki meyve yere düşürdüğü yine aynı şekilde deyim yok. Sözcükleri sözlükte bulunma sırasına göre sıralamamız isteniyor. Dört sözcüğümüz var ve hepsi F harfiyle başlıyor. Fındık, faraç, fotoğraf ve futbol. O halde bizler ikinci harflerine bakarak sıralama yapalım. Eğer birbirinden farklıysa ikinci harfler bizim için yeterli. I, A, O ve U. Evet birbirinden farklı olduğu için alfabede en önce yer alan harf A harfi olduğu için birinci sıraya faraç kelimesini yazıyorum. A'dan sonra burada I, O ve U var. Fındık ikinci sırada I harfi olduğu için yine O harfi U'dan önce geldiği için fotoğraf üçüncü sırada olacak. Ve son olarak futbol. Evet bu şekilde sözlük sırasına göre sıraladık. Şimdi ise gerçek ve hayal ürünü cümlelerimiz var. Gerçek olanlara G, hayal ürünü olanlara H yazıyorum. Kırmızı kitabın hışkırıktan tüm kitaplığı şaşkına uğratmıştı. Burada hayal ürünü var. Bulutlar pamuk giysilerini giyip gökyüzüne uçuştular. Yine hayal ürünü. Babam her akşam eve aynı saate gelir, gerçek. Şaşkınlıktan gözleri yerinden fırladı, hayal ürünü. Ağaçlar çiçek açmış, her yer yeşermişti, gerçek. Ve son cümlemiz yıldızlar bana göz kırptı, hayal ürünü bir cümle var. Noktalama işaretlerini koymamız isteniyor. Dedemle kırlarda yürüyüş yapacağız, evet. nokta. Çizgi film izlemeyi sever misin? bir soru cümlesi var. Soru işareti. Halı saha maçı saat 21.30'da oynanacakmış. Evet. Nokta koyuyorum. Annem domates, patates, soğan ve fasulye aldı. Arda arda gelen kelimelerin arasına virgül koyuyorum. Arkadaşım 6. sırada oturuyor. Evet, sıra bildiren rakamların yanına nokta koyarım. Doktor Mehmet Bey'in odası burası mı? Kısaltmaların yanına nokta koyuyorum. Mehmet Bey'in odası burası mı ifadesi yine soru cümlesi olduğu için soru işareti. Ali, Mehmet ve Can sinemaya gittiler. Evet isimler ard arda gelmiş, virgül. Cümle burada bittiği için herhangi bir soru cümlesi olmadığı için nokta koyuyorum. Annem evet tarih var. 23.08.1978 tarihinde doğmuş. Tarihlerin arasına da ben noktayı koyuyorum. Evet sevgili öğrencilerim şimdi aşağıdaki boşlukları uygun noktalama işaretlerini yazarak tamamlayalım. Konuşma cümlelerinin başına evet konuşma cümlelerinin başına konuşma çizgisi konur. Evet konuşma çizgisi olacak. Özel isimlere gelerek ekleri ayırmak için bizler hangi işareti kullanırız? Kesme işareti. Soru bildiren cümlelerinin sonunda ise tabii ki soru bildiren cümlelerin sonuna soru işaretini kullanırız. Kızgınlık, şaşırma gibi duyguları belirten cümlelerin sonuna evet ünlem işareti konulur. Tamamlanmış cüm tamamlanmamış evet buradaki ifade önemli. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta koyuyoruz sevgili öğrencilerim. 3 nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta konulur. Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için evet kısa çizgi kullanılır. Tamamlanmış cümlelerin sonlarına ise nokta konulur. Son olarak eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına tabii ki virgül işareti kullanılır bu şekilde. Noktalama işaretlerinden uygun olanları yazmış olduk. Geldik test sorularına sevgili öğrencilerim. Kır sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Elindeki bardakları kırdı. Babamın ara babam arabanın camını kırdı. Ağacın dalını çocuklar kırmış. Arkadaşlarımla kırlarda top oynuyorduk. Buradaki kır kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmış. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. İkinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizgili sözcük eş anlamlıdır? Yarın akşam sinemaya gidelim. Hayır. Es sesli değildir. Özür diliyorum. Es sesli isteniyor bizden. Hangisi es seslidir? Akşam es değildir. Kara. Evet kara kelimesi hem yeryüzü, toprak parçası anlamına gelir hem de siyah kelimesinin diğer bir ifadesidir. Dolayısıyla burada es sesli bir kelime olduğunu söyleyebilirim. Bugün kelimesi ve çok kelimesi es sesli değildir. Üçüncü soru aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklı? Uzak ırak burada eş anlam var. Eski yeni zıt anlam. İleri geri zıt anlam. Faydalı zararlı zıt anlam. Üç tane zıt var bir tane eş. Farklı olanı işaretliyorum A Dördüncü soru eyvah Annemin en sevdiği vazoyu kırdın. Burada bakın bir şaşırma ifadesi var ve ardından büyük harfle yazıldığı için ünlemi buraya koyuyorum. Diğer türlü virgülü koyduktan sonra eğer buradaki harf A olsaydı küçük A olsaydı ben virgül koyar, cümlenin sonuna ünlem işareti koyardım. Ama şimdi büyük harfle başladığı için bakın eyvah kelimesinden sonra büyük harfle başladığı için ünlem işaretini koyuyorum, cümlenin sonuna nokta koyuyorum hemen bu dağınıklığı toplamalıyız nokta bana yardım edeceksin değil mi soru cümlesi olduğu için soru işareti. Burada yay ayraçla gösterilen yerlere nokta özür diliyorum ünlem nokta nokta soru işareti ünlem nokta nokta soru işareti 5 şıkkı doğru cevabımız. Beşinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle başlaması gereken bir kelimenin yazımı yanlıştır. Mehmet Efendi sessizce ayrıldı. Mehmet Efendi doğru yazılmış. Karataş Mahallesi'nde oturuyor. Mahalle ismi doğru yazılmış. İzmir'e gezmeye gittik. Evet bu da doğru yazılmış. Avukat Arif Bey. Arif Bey A'sı büyük olmalıydı. B kelimesinin de B harfi büyük olmalıydı. Burada bir yazım yanlışı var. Doğru cevabımız A şıkkı. Şiirin ana duygusu isteniyor bizden. Ormanlarında mor sümbülü vardır. Söğütlerinde şen bülbülü vardır. Bahçelerinde al al gülü vardır. Unutamam güzel yüzlü köyümü. Evet, şair burada köye duyulan özlemi dile getiriyor. Doğaya, çiçek sevgisi ya da ormanların önemi konusu mu var? Hayır, burada ana duygu köye duyulan özlem. Son sorumu sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Uçan balon barışın balonuymuş. Burada özel isim var. Doğru büyük harfle yazılmış ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Yazım yanlışı yok. Ufuk'un arabası bozulunca okula otobüsle gitti. Yine Ufuk. Kesme işaretiyle gelen ek ayrıldığı için ve ilk harfi büyük olduğu için doğru. Karamanlılar gecesi yarın yapılacak. Bakın burada Karamanlılar, Ankaralılar, Madinliler, Hataylılar gibi ifadelerde gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Evet, Hasan Usta doğru yazılmış. Doğru cevabımız C şıkkı. Mesela bakın Mardinli ya da Mardinliler bu şekilde yazılır. Ankaralı Evet, kesme işareti bu gibi ifadelerde kullanılmaz. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde dördüncü sınıf Türkçe dersi birinci dönem evet birinci yazılı sorularını çözmüş oldum. Hepinize başarılar diliyorum.